E, dua yağmur duası istendi onu yapacağız e, müştebayı böyle alalım yağmur duasında elbiselerin şu koltuğun üzerine koyalım duada ben onu alacağım e, birkaç hususu arz edeyim müşteba sen de e, şöyle mi duralım kameraların karşısında bir defa e, allah Teala dua etmemizi emrediyor. İkincisi dinimizde yağmur duası e, vardır. Bu e, sünnette var. Resul Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın çok kuvvetli dediğimiz ki yağmur duası binlerce insanın şahit olduğu bir dua olduğu için hadisler içerisinde de en kuvvetli hadislerden biri budur. Salatül İstiska denir. İstiska sakîi deniyor yani sunan, su sunan vesaire. Oradan geliyor. İstiska yağmur talep etmek, su talep etmek, suya suya kanmayı talep etmek demektir. Bunun bir de namazı vardır. İki rekatlık namazı vardır. Olay şöyle gerçekleşiyor. Medine'de Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazgahta cumaları açık alanda kılınıyordu biliyorsunuz. Namazgahta cuma hutbesine çıktığı sırada bir bedevi geliyor. Bedevi yani çölde develerini otlatan insanlar. onlar Onlardan biri Ya Resulallah aynen böyle diyor. Ya Resulallah sularımız kurudu. Hayvanlarımız susuz kaldı. Ürünlerimiz kalmadı. Evladımız, malımız helak oldu. Allah'a dua et, yağmur göndersin ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da elini, o sırada adam bunu söylüyor ya, Peygamber Efendimiz ellerini açıyor. Şimdi bu el açma, Cuma hutbesinde oluyor bu. Cuma namazı esnasında yağmur duası yapılacaksa ayrıca iki rekat bir namaz kılmaya gerek yok. Cuma namazı zaten kılınacak. Cuma namazının haricinde ise iki rekat bir namaz duadan sonra kılınıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin el açması var. Nasıl açıyor orada elini? Enes bin Malik diyor ki yağmur duasındaki gibi ellerini kaldırdığını görmedim. Yani o kadar çok ellerini kaldırdı ki Koltuklarının altındaki beyazları gördüm. Beyazlığı gördüm. Beyaz tenliydi Rasul Efendimiz. Böyle beyaz. Yağmur duası için ellerini kaldırdı. Yine bir başka rivayette birkaç Müslümin sahihinde geçen bu anlatım Buhari'den. Müslümin sahihinde geçen bir rivayette de Peygamber Efendimiz yağmur duasında ellerini ters çevirdi. Böyle tuttu musibetin, belanın, felaketin başımızdan def olmasını istediğimiz zaman bunu yapabiliriz. Ellerimizi çevirebiliriz. Bu müstehaptır duada. Mesela Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Ya Rabbi bizi cehennemden azat eyle, cehennemden uzak eyle. O zaman elimizi ters çevirebiliriz. Ya Rabbi yağmurunu yağdır, felaketi kuraklığı üzerimizden def eyle. Elimizi ters çevirebiliriz. Hatta şunu alayım. Sen de e, hırkanı Peygamberimizin cübbesini cübbesini sağ omzunu soluna, sol omzunu sağına gelecek şekilde ters çevirdiğinden bahsediliyor Müslüm'deki hadiste. Ters çevirdiğinden bahsediyor. Yani şöyle alıyor cübbesini tersini içini dışına dışını içeri gelecek şekilde tersini alıyor. Bu bir tezellül ifadesidir. Tezellül ne demek? Bir çare olmak. Perişan olmak. Bu da bir tezellül ifadesidir. Elleri böyle tutmak. Hatta örfte var. Daha sonra kuzuları koyunlarından ayırırlar. Yağmur doğazına çıkarken. Melesinler diye anneleri çocuklarından ayırırlar çocuklar feryat etsin diye. Ya Rabbi dayanamıyoruz perişanız bunu göstererek yağmur duası yapılırsa o daha etkili olur. İşte Resul Efendimiz biraz sonra duayı yapacağım. Duayı bitirir bitirmez yağmur başladı. Bütün insanlar şahit oldu. Ve o kadar yağdı ki bir hafta sonra yine bir başka bedevi bir başka insan geldi ya Resulallah bir haftadır yağmura her taraf teslim oldu sel oldu Allah'a dua et de yağmuru yağdırmasın. O zaman da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şu duayı yaptı. Allahümme havaleyna la aleyna. Yağmuru kes demedi. Şu hikmete bakıyor musunuz? Allah'a yağmuru kes ya Rabbi, yağmur yağdırma demedi. Berekettir çünkü yağmur. Ne dedi? Üzerimize değil, etrafımıza yağdır Allah'ım. Ve o yağmurun Medine'den gittiği, başka yerlere yağdığı rivayet ediliyor. İşte bu tezellül ifadesi, bir çarelik, muhtaç olduğunu gösteren ifadeyle yağmur duasını hep beraber yapacağız. İnşallah bütün kardeşlerimiz de amin desin. Rabbim ülkemize bir bolluk, bir bereket nasip eylesin. Duaya ihtiyacımız var. Bir şey daha söyleyip hemen duaya geçiyorum. 1990 yılı Fatih Camii'nde ben de oradayım. On binlerce insan Gönenli Mehmet Efendi, kayınpederim Allah uzun ömürler versin Mehmet Demir Hoca o tövbe istiğfar yaptırdı. Ardından Gönenli Mehmet Efendi, Mahmut Hoca e, Hazretleri, Efendi Hazretleri onlar da orada dua ettiler. İnanın bir hafta yağmur yağdı. Ama o zaman da ne gariptir ki aynı dedikodular oldu. Kırlangıç fırtınasına denk getirdiniz uyanık hocalar falan. Nereye denk gelirse gelsin. Yeter ki yağsın kardeşim biz dua edelim Rabbim göndersin siz ne derseniz deyin. Biz Rabbimize güveniyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.